Fatih Sultan Mehmet. İleri görüşlülüğü, siyasi ve askeri dehası, cesareti ve İslam'a hizmet idealizmiyle bir cihan padişahı. Allah sevgilisinin müjdelediği fetih ve o müjdeye nail olan bir padişah. Bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan Fatihler Fatihi. Fatih Sultan Mehmet Han. Onun Rönesans'ı başlatan çağ açıcılığı, şahi topları, atını denize sürmesi, gemileri karadan yürütmesi ve güzel şehir İstanbul'u fethi, tarihe damgasını vuran ve Fatih denince ilk akla gelen şeyler, elbette ancak Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği, prensipleri bugün de bizlere örnek olacak nitelikte. Onun devlet politikasında dünyayı kendisine bağlanmak zorunda bıraktığı dahiyane siyaseti, hukuka verdiği önem, ilim ve sanat alanında ortaya koyduğu serbest ve hürmetkar tavrı ve en önemlisi İslam'a hizmet idealizmi ve tevhid anlayışıyla onu bilmek, Fatih'i her yönüyle ele almak ihtiyacı vardır. Tarihçilerin düştüğü kayda göre 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece dünyaya gelir. Annesi Hüma Hatun son derece dindar ve eğitime önem veren biriydi. Babası ise 6. Osmanlı Padişahı Sultan II. Murat'tır. Çocukluk döneminin ilk yılları bir süre Edirne'deki sarayda sürer. Daha sonra bugün tarihi değeri nedeniyle müze olarak kullanılan Bursa'daki evde 10 yaşlarına kadar kalır. Bir müddet sonra devrin tanınmış alim ve bilginleriyle birlikte Manisa Sancakbeyliğine atanarak Manisa'ya gönderilir. Şehzade 2. Mehmet de diğer şehzadeler gibi Osmanlı devlet geleneklerine uyularak bir devlet kademesinde görev almıştır. Şehzadelerin idari ve askeri alanlarda tecrübe sahibi olmaları için bir gelenek halini alan bu uygulamayla şehzadelerin devlet yönetimini öğrenmeleri ve bu yöndeki kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Şehzade 2. Mehmet Manisa'ya gönderilirken eğitiminin üstlenilmesi işi de Molla Gürani'den istenmiştir. Padişah 2. Murat Molla Gürani'ye bu işi yapmasını istediğini söyledikten sonra eline bir sopa tutuşturur. Şehzade Mehmet'in tembellik etmesi durumunda bu sopayla onu dövmesini söyler. Molla Gürani bir şey söylemeden çıkar. Daha sonra ders vermek için Şehzade Mehmet'in odasına girer. Elinde de Sultan Murad'ın verdiği sopa vardır. Şehzade Mehmet hayretle sorar. Bu sopayla ne yapacaksınız? Molla Gürani ciddiyetle cevap verir. Üstünüze bulaşan tembellik tozlarını sileceğim. Babanızın emri bu yoldadır. Molla Gürani hiçbir zaman bu sopayı kullanmamış, Şehzade Mehmet de Molla Gürani'nin deyişiyle tembellik tozlarına hiçbir zaman bulanmamıştır. Aldığı derslerin yanı sıra yine Osmanlı geleneklerine göre bir meslek edinmesi gerektiğinden meslek seçimi yapması gerekiyordu. Şehzadelere meslek edindirme geleneğinin de Osmanlılarda çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak peygamberlere duyulan büyük saygı geliyor bu nedenler arasında. Çünkü hemen her peygamberin bir mesleği vardı. Diğer yandan Osmanlı'nın kuruluşunda büyük emekleri geçen ahilik teşkilatına mensup şeyh ve müritlerinin de birer meslek sahibi olmaları bu adette etkili olmuştur. Şehzade Mehmet de meslek olarak top dökümcülüğünü seçmiş ve ileride İstanbul'un fethi için ilk adımını atmıştı. Şehzade Mehmet'in meslek edinme isteğinde Kur'an-ı Kerim'de geçen Davud Aleyhisselam kıssası da etkili olmuştur. Davud Aleyhisselam devlet reisi olduğu zamanlarda kıyafet değiştirir ve halkın arasında dolaşırdı. Yine bir gün kıyafet değiştirerek kendisini tanımayan birine yaklaşır ve sorar. Davud'u nasıl bilirsin? Adam, Davud iyidir der ve ekler. Fakat bir kusuru vardır. Kusuru nedir diye sorar Davud Aleyhisselam. Devlet hazinesinden maaş alarak ailesini geçindirir der adam. İşte o andan sonra Davud Aleyhisselam Allah'a yalvarır ve kendisine bir meslek ihsan etmesi için dua eder. Allah-u Teala da ona demiri avucunda hamur gibi yoğurup istediği şekli verebilme mucizesini ihsan eder. O günden sonra Davud Aleyhisselam ailesini demircilikten kazandığıyla geçindirir. Bütün bunların ışığında top dökümcülüğü mesleğini öğrenmeye başlayan Şehzade Mehmet,
ileride bir mucit olarak da anılacak farklı bir yönüyle ortaya çıkacaktır. 13 yaşına geldiğinde babası Sultan II. Murat tahtı ona bırakıp kendisini dine vermek ve dinlenmek isteğindedir. Bu düşünceyle Osmanlı'nın ezeli düşmanlarından Macarlarla 10 yıl süreli bir anlaşma yaparak 12 Temmuz 1444 yılında tahtı oğlu 2. Mehmet'e bırakır. Kendisi de Manisa'ya çekilir. Bu tarih Sultan II. Mehmet'in ilk tahta çıkış tarihidir. 13 yaşında bir çocuğun tahta çıkması ve padişah olmasına başta Çandarlı Halil Paşa ve bazı vezirler karşı çıkmışlardır ancak 2. Murat kararından vazgeçmemiştir. Osmanlı'nın başında 13 yaşında bir çocuğun bulunmasını bir fırsat olarak değerlendirmek isteyen Macarlar da yapılan anlaşmaya rağmen harekete geçerler. Bir Haçlı seferi için hızla toplanırlar ve Osmanlı topraklarına girerler. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sadrazam Halil Paşa ve vezirler 2. Murad'ın tekrar tahta çıkması ve ordunun başına geçmesi için genç Sultan 2. Mehmet'i ikna ederler. Sultan 2. Mehmet babasına yolladığı mektupta onun tahta çıkması gerektiğini yazar fakat babasından olumlu bir cevap alamaz. Bunun üzerine ikinci bir mektup yollayan Sultan Mehmet'in ortaya koyduğu tavır kesin ve nettir. Eğer padişah iseniz geliniz, ordularınıza kumanda ediniz. Yok padişah biz isek emrimize itaat edip ordularımızın başına geçiniz. İkinci Murat tekrar tahta çıkarak orduların başına geçer ve 9 Kasım 1444'te tarihe Varna Zaferi olarak geçen savaşı kazanır. Bu tarihten sonra 2. Murat tahta kalmış ve oğlu 2. Mehmet de Manisa valiliğine gönderilmiştir. Şehzadeliği döneminde 2. Mehmet ilim tahsiline ağırlık vererek çalışıyor, Arapça ve Farsçanın yanı sıra Yunanca ve Latince de öğreniyordu. Gündüzleri at binmeyi, ok atmayı öğrenen genç şehzade, akşamları da hocalarının önünde ilim tahsili için diz çöküyordu. Hocası Molla Hüsrev'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini işittiği günden beri bu konu üzerinde düşüncelere dalıyor, tarih kitaplarını karıştırıyor ve defalarca kuşatılmış olan İstanbul'un niçin alınamadığı üzerine araştırmalar ve yorumlar yapıyordu. Bir yönüyle şöyle de denebilirdi onun için. Peygamber müjdesine nail olmak ve İstanbul'u fethetmek onun gençlik aşkıydı. Bir gün hocasına bu konuda şöyle demişti. Bir gün tahta çıkarsam Peygamber Efendimizin müjdesini gerçekleştirmeye çalışacağım. Siz de bana ilminizle yol gösterip dualarınızla yolumu ışıklandıracaksınız. Bu konuyla ilgili yaşadığı bir de küçük hatırası vardır Şehzade Mehmet'in. Daha küçük bir çocukken babası 2. Murat onu yanına alarak Hacı Bayram-ı Veli'nin yanına gitmişlerdi. Sultan 2. Murad'ın da kafasında hep İstanbul'u fethetmek vardı. Bu düşüncesini Hacı Bayram-ı Veli'ye de açınca Hacı Bayram-ı Veli gülümseyerek şunları söyler. Hünkârım, İstanbul'u şu çocukla benim köse fethedecekler. Çocuk dediği oğlu 2. Mehmet'ti. Köse dediği ise o sıralar Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesi olan Akşemseddin'di. Padişah 2. Murad'ın vefatından sonra Şehzade Mehmet tahta yeniden çıkar. Genç sultanın aklındaki öncelikli düşünce İstanbul ve onu fethetmektir. Ancak ülkede halledilmesi gereken sorunlar vardır. Karamanoğlu İbrahim Bey isyan etmiş ve Karaman Devleti'ni kurma çabasındadır. Bunun için Venediklilerle anlaşmıştır. Sultan 2. Mehmet ordusunu hazırlatır ve Karaman topraklarına girer. Kendisine yardım sözü veren beylerin ve Venediklilerin yardımından mahrum kalan İbrahim Bey çaresiz kalır ve gönderdiği elçiler vasıtasıyla af ister. İç meseleleri büyütecek bir zaman olmadığını düşünen genç sultan İbrahim Bey'i affeder. Bu arada karargahına Bizans elçileri gelmiş ve vaktiyle Bizans'a rehin verilmiş olan Şehzade Orhan'ın tahsisatının artırılmasını talep etmişlerdi. Bizans, Şehzade Orhan'ı bir koz olarak kullanmak istiyor ve tahsisatın artırılmaması durumunda Şehzade'ye asker verilip serbest bırakılacağı ima ediliyordu.
Bizans, genç sultanın Karamanoğlu'yla uğraşmasını fırsat bilerek başına bir dert daha çıkarmak ve gözünü korkutmak niyetindeydi. Bütün bunları düşünen Sultan Mehmet bir değerlendirme yaparak elçilere şöyle der: İmparatorunuza söyleyin, yakında Edirne'ye döneceğiz. İsteğini düşüneceğiz. Bu sözler karşısında elçiler memnuniyetsizliklerini dile getirirler. Ancak Sultan Mehmet sert bir dille devam eder: Gidiniz dendi. Biliniz ki bizim kudretimizin başarabileceği şeylere imparatorunuzun hayali bile ulaşamaz. Elçiler ordugahı terk ederler. Sultan Mehmet yanında bulunanlara dönerek, bu baykuşu ebediyen susturmak boynumuza borç olmuştur. Hazırlanılsın, dönüş var. İstanbul'un fethini her geçen gün içinde daha da şiddetlenen bir arzuyla düşünen genç sultan, kafasındaki planları sırasıyla uygulamak için harekete geçer. Daha önce Sultan Bayezid'in 1395 yılında yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın önlerine gelir. Düşüncesi, Hisar'ın karşısına bir başka hisar inşa etmek ve Konstantiniyye'nin deniz yolunu bütünüyle kesmektir. Yanındakilere dönerek şöyle der: Cennetlik atam Sultan Bayezid Han bu hisarı pek münasip bir yere yaptırdı. Biz de tam bunun karşısına bir hisar kursak gerektir. Ve böylece Rumeli Hisarı'nın yapım çalışmaları başlar. İzmit ve Karadeniz Ereğlisi'nden kereste, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden dayanıklı taş ve kireç taşınır. Hisar'ın inşası baş döndürücü bir hızla devam eder. Hisar'ın inşasında Hisar'ın mimarı Muslihiddin Ağa, Vezir Şehabettin Paşa ve Sultan II. Mehmed'in hocalarından Molla Hüsrev'de bizzat taş taşıyarak çalışmışlar, usta ve işçileri gayrete getirmişlerdir. Yine Hisar inşaatı sürerken Bizans İmparatoru bu durumdan endişe ve rahatsızlık duymuş ve elçiler göndererek yapımın durdurulması ricasında bulunmuştu. Böyle bir istek karşısında ise Padişah Sultan Mehmed'in cevabı sert olmuştur. Kendi topraklarımızın kullanımı bize aittir. Bunun için kimseden izin almaya niyetimiz yoktur. Bize hangi kuvvetle engel olabilir? Rumeli sahilleri bizimdir. Geceli gündüzlü çalışma neticesinde Rumeli Hisarı'nın yapımı 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve Bizans'ın Karadeniz yolu kapanmıştı. Hisar'ın inşasından sonra genç padişah 2. Mehmet hazırlıkları hızlandırmak ve tamamlamak için Edirne'ye dönerek çalışmalarına başlar. İstanbul'un çok sağlam olan surları herkesçe malumdu ve gerçekten o an mevcut olan toplarla yıkılması mümkün gözükmüyordu. Bunları bilen ve şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte topların yapılması gerektiğini düşünen Sultan Mehmet, bu iş için iyi bir top dökümcüsü olan Macar Urban'ı görevlendirmiş ve planladığı topların dökümü işini ona vermiştir. Bir yandan topların dökümü ve tecrübe edilmesiyle, diğer bir yandan da askerin eğitimiyle yakından ilgilenen padişah, İstanbul'un fethi sırasında başka meselelerle uğraşmamak için de diğer ülkelerle olabilecek sorunlar üzerine eğiliyor ve planlar yapıyordu. Macaristan'la 3 yıllık bir barış anlaşması imzalamış, Venediklilerle süren barış anlaşmasını yenilemiş, Bizans İmparatorunun kardeşleri olan Mora despotlarını da sindirmek amacıyla Turhan Bey ve oğullarının kumandasındaki Akıncı birliklerini Mora Yarımadası'na göndermiştir. Bütün bu hazırlık aşamalarını bizzat takip eden ve detaylara önem vererek çalışmalar yapan padişah, geceli gündüzlü çalışıyor, özellikle geceleri çalışırken ibadetle meşgul olmayı da ihmal etmiyordu. Uykuyla geçirdiği zamansa 2 saati ya buluyor ya bulmuyordu. İnancı, azmi ve fetih aşkı genç sultanı uyutmuyordu. Osmanlı fetih için topyekün bir hazırlık içindeyken, diğer yandan Bizans'ta ise kaygı ve telaş hakimdi. Başta Bizans İmparatoru Dragezes olmak üzere Bizans'ın ileri gelenleri çevrelerinden yardım alabilmek konusunda çırpınıyorlardı adeta. İmparator gelecek yardımlar karşılığında büyük tavizler vermeye hazırdı. Zaten başka bir çarede görünmüyordu onlar için. Macaristan Kralı Naibi Hunyad, Silivri ve Misivri'nin de verilmesi karşılığında yardım edebileceğini bildirmiş, Katalan Kralı da yardım karşılığında Limni Adası'nı istemişti. Bu istekleri hemen kabul eden İmparator Dragezes, yardım konusunda Papa Nikolo'nun da kapısını çalar,
Papa'dan yardımın gelmesi durumunda Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmelerini kabulleneceğinin de sözünü verir. Bu teklif üzerine Papa, Polonya Kardinali olan Izidor'u beraberinde kalabalık bir papaz kafilesi eşliğinde İstanbul'a gönderir. Ayasofya'da her iki mezhepte ortak bir ayin düzenlerler. Ancak İstanbul'daki papazlardan bazıları bu birleşme fikrine karşıdırlar. Bu papazlardan olan ve Bizans'ta imparatordan sonra gelen en yüksek rütbeli devlet adamı Grand Duke Notaras bu konuda tepkisini şöyle dile getirir. İstanbul'un içinde Katolik Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim. İmparatorsa Osmanlıları durdurmak için her şeye razıydı. İçten içe her şeyiyle çürümüş Bizans'ın tek sağlam yeri ise surlarıydı. Sağlamlığıyla her zaman övünen Bizans'ta biraz olsun güvenilecek tek şey surlardı. Nihayet fetih için hareket zamanı gelmişti. Osmanlı ordusu padişah emriyle Edirne'den hareket ettiğinde tarihler 23 Mart 1453'ü göstermekteydi. Halk yollara düşmüş, padişah ve ordusuna dua ediyor, Peygamber Efendimizin müjdelediği kumandan siz olursunuz inşallah diyordu. Bir yanında din bilginleri Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Fahrettin Acemi, Molla Zeyrek ve diğerleri, diğer bir yanında ise Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, Vezir Zanos Paşa, Saruca Paşa, diğer vezirler, kumandanlar ve şanı dünyayı tutmuş yepyeni bir çığır açacak olan Osmanlı askerleri. 14 gün süren yolculuktan sonra ordu 5 Nisan 1453 günü İstanbul önlerine gelir. 60 manda ve 400 askerle çekilen dev toplar Hisar önüne yerleştirilir. 6 Nisan Cuma günü Ayvansaray'dan 7 kuleye kadar uzanan kuşatma hattı oluşturulmuştur. Padişahın çadırı yani Otağ-ı Hümayun Topkapı önlerine kurulmuş, hocalarının bulunduğu çadırlarda onlarla her an görüşme halinde olacak şekilde padişah çadırının etrafında yer almıştır. Tarihçilerin Osmanlı ordusunun mevcudu hakkındaki verdikleri rakamlar birbirinden farklı bilgiler içermekte. 150-200 bin mevcuttan söz eden tarihçilerin yanında özellikle Rum tarihçilerin bildirdiği rakam 300 bin olarak dikkat çekmekte. Fetih için bir tarafta Sultan Mehmet ve Osmanlı ordusu şehrin kapılarına dayanmış, diğer tarafta ise şehri savunmak için Bizans bazı tedbirler almıştı. Daha önceden surlar kontrol ve tamir olmuş, mazgallara toplar yerleştirilmiş, taş ve alev atan mancınıklar hazırlanmıştı. Ayrıca Haliç'in ağzı kalın zincirlerle bir baştan diğer başa kapatılmış ve Osmanlı donanmasının buradan geçişinin engellenmesi düşünülmüştü. Çekilen bu kalın zincirlerin hemen arkasında ise küçüklü büyüklü 20 parça gemiyle tecrübeli kumandan ve askerler yer almaktaydı. Tüm bu hazırlıkların yanı sıra surların önlerinde bulunan derin hendekler suyla doldurulmuş ve şehre bir yıl yetecek şekilde gıda maddesi ve içecek su depolanmıştı. İşte tüm bu hazırlıklardan sonra imparator artık güvende olduklarını ve kimsenin Bizans'ı yıkamayacağı görüşünü keyifle anlatıyor, genç Osmanlı padişahının boş bir hevese kapıldığını ve bu hevesin kursağında kalacağını söylüyordu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından padişah Sultan Mehmet, veziri Mahmut Paşa'yı imparatora gönderir. Vezir Mahmut Paşa, imparatora hitaben şunları iletir. Padişahım Murat Han oğlu Mehmet Han, şehri kayıtsız şartsız teslim etmenizi ister. Şayet teslim ederseniz kimsenin burnu kanamayacaktır. Bütün maiyetinizle dilediğiniz yere gitmekte serbest olacaksınız. Dinimiz karşı koymayan düşmana iyi muamele etmeyi emreder. Ancak imparator bu sözler karşısında öfkelenmiştir. Sert bir üslupla cevap verir. Benim dinimde Hristiyanlığın kalbi sayılan bu kutsal şehri korumamı emreder. Efendine söyle çekip gitsin. Kendisini ateşe atmasın. Vezir Mahmut Paşa, imparatorun bu cevabı karşısında gülümseyerek şöyle der. Biz ateşi seven bir milletiz.
ve nihayet Osmanlı donanmasının da gelmesiyle birlikte büyük şahi toplar gürlemeye başlamış ve fetih için ilk adımlar atılmıştı. Devasa topların çıkardıkları gürültü ve açtıkları iki boy büyüklüğündeki çukurlardan yüksek tepelerde bulunan ve bu top atışlarını seyreden Rumlar da dehşet ve korkuya kapılıyorlardı. Ancak hala imparator ve başkumandan Justiniani Osmanlı ordusunun surları aşamadan dönmek zorunda kalacaklarını düşünüyorlardı. Surlarda açılan gedikler ve oluşan çatlaklarsa gece karanlığında tamir edilmeye çalışılıyordu. Sultan Mehmet, Kaptan-ı Derya Baltoğlu Süleyman Bey'e harekete geçme talimatını vermiş, o da donanmanın bir kısmını adaların fethine gönderirken kendisi de 40-50 parçadan oluşan gemilerle Halic'i kaplayan zincirleri kesmeye ve Halic'e girmeye çalışıyordu. Burada verilen mücadele çok çetin geçmiş ve zincirin kesilmesi mümkün olmamıştı. Halic'e girilmeden de İstanbul'un alınması çok zordu. Bu arada Papa tarafından yardım amaçlı gönderilen ve her biri tepeden tırnağa zırhlı 400 Cenevizli'nin olduğu Ceneviz gemileri İstanbul sularına girmişlerdi bile. Padişah, Baltaoğlu Süleyman Bey'e derhal emir vermiş ve gemilerin durdurulmasını istemişti. Birkaç gemi eşliğinde yola çıkan Süleyman Bey, o dönemin en büyük savaş gemilerine karşı alçak bordalı ve daha küçük olan gemilerle karşı koyamamış ve şiddetli geçen çarpışmalar sonunda ağır zayiatlarla geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bütün bu olup biteni sahilden izleyen ve hiddetinden atını denize doğru süren Sultan Mehmet, "Bre nasıl mağlup olursunuz?" diye bağırarak bu başarısızlığa olan tahammülsüzlüğünü ortaya koymuştu. Kaptan-ı Derya Süleyman Bey ise bu olaydan sonra da görevinden almıştır. Halic'e çekilen zincirleri ve zincir arkasındaki donanmayı aşmak ve donanmayı yok etmek gerekiyordu. Bunu yapmanın da bir yolu olmalıydı. Yine o zamanki Galata yakasında bulunan bir Ceneviz kolonisi vardı. Bu kolonide yaşayan Cenevizlilerle Sultan Mehmet anlaşmıştı ve onlara dokunmayacaktı. Buna karşılık Cenevizliler de Bizans'a yardım etmeyecekti. Cenevizliler ikili oynamasına rağmen Sultan Mehmet onlara dokunmuyordu. İşte bu savaş esnasında Cenevizlilerden bir temsilci gelir ve padişahın huzuruna çıkar. Bizans donanmasına atılan güllelerin evlerine düştüğünü ve perişan hale geldiklerini, bu duruma padişahın bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Sultan Mehmet Han, Cenevizli'ye hitaben peki der. Bir çaresini buluruz. Bu konuda yoğun bir şekilde düşünmeye koyulan padişah, o zamana kadar yapılan topların düz gülleler fırlattığını, bu yüzden de bu tür olaylarda karşılaşıldığını bilmektedir. Öyle bir top yapılmalıdır ki gülle fırlatıldığında bir müddet havada yükselmeli ve sonra kavislenerek hedefi vurmalıydı. Bu düşüncesini harekete geçirmek için derhal planlar ve çizimler yaparak kafasındaki topu döktürür ve topun başına geçerek bizzat topu ateşler. Düşündüğü olmuştur. Top yükselerek havalanmış ve sonra kavislenerek inmiştir. Bu deneme atışlarında Haliç'te bulunan düşman gemilerinden biri de isabet alarak batmıştır. Böylece tarihte silah alanında yeni bir sayfa daha açılmış, o zaman Humbara adı verilen top, günümüzde Havan adıyla bizzat Fatih Sultan Mehmet'in keşfettiği bir silah olarak tarihe geçmiştir. Fetih yolunda savaş bütün hızıyla sürüyor, surları döven toplara rağmen yıkılan surlar gece tamir edilerek geçit vermiyor ve fethi zorlaştırıyordu. Bir başka çare arayan padişah, donanmanın Halic'e indirilmesinin gerekliliğini öteden beri biliyor ve Halic'e girilmeden İstanbul'un alınamayacağını düşünüyordu. Bir gece vakti yine çalışan ve planlarla meşgul olan padişah, donanmanın Halic'e girmesi konusunu düşünürken birden ayağa fırlamış ve aklına gelen fikirle çadırından dışarı çıkmıştı. Zincirlerle kapalı Halic'e denizden giremediğine göre donanmayı karadan yürütüp Halic'e indirmek. İşte bu fikri uygulamalıydı. Derhal vezirleriyle toplanan padişah düşüncesini yanındakilere söyler. Bu fikir karşısında hayretlerini gizleyemeyen vezirler bu fikrin uygulanmasının imkansız olduğunu dile getirirler.
Orada bulunanlar bu fikrin olasılığını düşüne dururken, Padişah Sultan Mehmet ise kararlı ve sert bir ses tonuyla şöyle der: "Biz peygamber müjdesini gerçekleştirmeye geldik. Allah'ın izni ve yardımıyla imkansızı mümkün yaparız. Davranın, amele bulun, usta bulun. Dolmabahçe'den Beyoğlu sırtlarına doğru geniş bir yol açın. Yol boyunca kızaklar döşeyin. Cenevizlilerden yağ alıp kızakları yağlayın ama bu işi çok gizli tutun. Bizans bu durumu fark etmesin." Karar verilmiş ve orada bulunanlar için bu emri yerine getirmekten başka çare de gözükmüyordu. Verilen emir doğrultusunda yol açılır ve kızaklar döşenmeye başlar. Kızakları yağlama işleminden sonra gemilerin altına konacak arabalar ve onları çekecek manda ve öküzler de hazır edilir. Tüm bu çalışmalar baş döndürücü bir hızla ve gizlilikle yapılmıştır. Genç padişahın bu çabaları ve fetih aşkı karşısında ise hocaları fetihten artık emindirler. Molla Gürani talebeleriyle birlikte padişahın huzuruna gelir. Her zamanki kıyafetlerinin dışında boynuna da bir kefen sarmıştır ve Sultan Mehmet'e dönerek şöyle der: "Hünkârım, fetih size nasip olacaktır inşallah. Vazgeçmeyin. Müritlerimle geldim. Kefenlerimiz boynumuzdadır. Ölene kadar fetih yolunda andımız var." Bu sözler karşısında duygulanan genç padişah hocasına şöyle der: "Sağ olun hocam. Vazgeçmeyi bir an olsun düşünmedik. Biz ya İstanbul'u alır ya da bu uğurda ölürüz. Duanızı eksik etmeyin." Ve dünya savaş tarihinde akıllara durgunluk veren olay, gemilerin bir gecede karadan yürütülerek denize indirilmesi hadisesi başlar ve başarıyla sonuçlanır. Gemiler artık Haliç sularındadır. 22 Nisan pazar sabahı Osmanlı donanmasının top atışlarıyla uyanan Bizans, kelimenin tam anlamıyla şaşkına dönmüş, gördükleri karşısında hayalle gerçekliğin arasında kalmışlardı sanki. Bizans bu olayın nasıl mümkün olabileceğini düşünürken, Haliç'te emniyet içinde olduklarını sanan Ceneviz ve Venedik donanmaları şimdi iki ateş arasında kalmışlardı. Bütün bunların yanı sıra askerlerin karşı tarafa geçmeleri için görevlendirilen Vezir Zanos Paşa da köprü kurulması çalışmalarını başlatır. Köprü, binden fazla fıçının bir araya getirilmesi ve üstüne zincir halatlarla bağlanmış kirişler oluşturularak yapılmıştır. Köprü bu şekliyle hem yapılmış köprüler arasında hem de İstanbul'a kurulan köprü noktasında ilk olmuştur. Ve her geçen dakika aleyhine sonuçlanan imparator için tek yol, padişahla oturup anlaşma yapmayı önermektir. Bu amaçla 23 Nisan 1453 günü elçilerini gönderir ve şu teklifi yapar: "Kuşatma kaldırılırsa padişahın istediği miktarda vergi vermeye hazır olduğunu, İstanbul surlarına kadar bütün toprakların Osmanlı'ya verileceğini, ayrıca şehrin güvenliğinden sorumlu memurların da padişah tarafından tayinine razı olduğunu bildirir." Teklif karşısında genç sultanın vereceği cevap aslında kesin ve nettir. Onun bu sevdadan geçecek ve gönlünü başka avuntularla ağlatacak bir hali yoktur. Ve imparatora şu mesajı iletir: "Biz Sultan Murat Hanoğlu Mehmet Han'ız. Peygamber müjdesinin peşindeyiz. Efendinize söyleyin, direnmeyi bırakıp şehri teslim etsin. Bunu yaparsa kendilerine Bora'nın hakimiyetini ihsan ederiz. Biraderlerine de beylikler veririz. Yok eğer razı gelmezse şehre zorla gireriz." Bu mesajı elçiler imparatora iletirler. Bir müddet düşünceye dalan Dragezes, şehri kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını söyleyerek 26 Mayıs Cumartesi günü Meryem Ana'nın büyük tasvirinin şehir meydanında dolaştırılmasını ve dualar edilmesini emreder. Artık onlar için son çare, kendilerince kutsal saydıkları ve kendilerini koruyacaklarına inandıkları Meryem Ana tasviridir. Konstantiniyye'deki halk sokağa dökülmüş, tasviri taşıyan rahip ve rahibelerin arkasında yer almışlar ve Meryem Ana'nın tasviri dedikleri bu resmi surlar boyunca dolaştırarak dua ediyorlar, böylece şehrin ve surların korunacağı inancını taşıyorlardı. Edirne Kapı civarında tasvir birdenbire taşıyanların ellerinde düşer
ve yüzüstü kapak denir. O anda birdenbire kopan fırtına ve akabindeki şimşek çakmaları ve gök gürlemeleri herkesi korku ve dehşete düşürür. Bu olayı kötüye yoran halksa korku içerisinde dağılır. Aynı günün akşamı Padişah Sultan Mehmet, hocaları, vezirleri ve ordunun ileri gelenleriyle otağında bir toplantı yapar. Bir değerlendirme yapan padişah konuşmasının sonunda şöyle der. Hepiniz büyük fedakarlıklar gösterdiniz. Ama sizden daha fazlasını isteriz. Artık bu şehri alınız. Sizden mazeret değil, müjde bekleriz. Ve nihayet gece yarısından sonra verilen hücum emriyle harekete geçen Osmanlı ordusunda Allah Allah nidaları büyük şahi topların çıkardığı gürültüyü bastırıyor, kuleler surlara yanaştırılıyor ve açılan gedikleri Bizanslılar artık kapatamıyorlardı. Molla Gürani ve Akşemseddin ateş hattında dolaşıyorlar ve askerlere telkinlerde bulunuyorlardı. 21 yaşındaki padişah yerinde duramıyor ve kır atının üstünde ''Ya Allah Bismillah, şahbazlarım gün gayret günüdür, ne durursunuz?'' diyerek ileri saflara atılıyor, onu gören askerlerin gayreti ise bir kat daha artıyordu. Fetih yolunda topyekün bir şahlanış ve olağanüstü gayretler fethi müjdeliyorlardı. Hücumdan bir gün önce padişahın huzuruna çıkarak en ön saflarda çarpışamayacağı için dert yakınan Ulubatlı Hasan, şimdi en ön saflarda sancağı burçlara dikmek ve İstanbul'a giren ilk cengaver olmak istiyordu. Yaralı bir halde topların açtığı gedikten geçerek burçlara tırmanmaya çalışan Ulubatlı Hasan'ın vücudu isabet eden oklarla delik deşik olmuş ancak hala yıkılmamıştı. Onu gören 30 kadar asker de gayretle burçlara tırmanmaya çalışıyorlardı. Ayakta duramayacağı kadar yara almış bu cengavere melekler koltuklarından tutmuş destek veriyorlardı sanki. Ve sonunda burçlara Osmanlı sancağını dikmeyi başaran Ulubatlı, İstanbul'a giren ilk yiğit olmuş, şehitlik rütbesini de kazanmıştı. Son nefesinde söylediği cümlelerse tarih sayfalarına şöyle geçmişti. Allah'ım, bu sancağı buradan indirtme. Osmanlı ordusunun şanlı askerleri Topkapı'dan şehre girmiş, sancaklar burçlara dikilmiş ve gaziler sabah namazlarını İstanbul'da kılıyorlardı. İstanbul'un fatihi genç sultan burçlardaki sancakları gördüğünde ellerini semaya açarak Rabbine şükrediyordu. Aciz, fakir kulum Mehmet'e bu günleri gösterdiğin için sana sonsuz şükürler olsun Rabbim. Osmanlı ordusunun akın akın şehre girmesiyle beraber Bizans'ın başkumandanı Justiniani kaçmıştı. İmparator Konstantin Dragezes ise çatışmalar sırasında ölmüştü. O gün tarihte yeni bir sayfa açılıyor, 29 Mayıs 1453 Salı günü dünya yeni bir çağa ilk adımını atıyordu. Şanlı ordu, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bu ordu, başta Fatih Sultan Mehmet, yanında hocaları şehre giriyorlardı. Ayasofya'nın önüne gelen Fatih, atından inerek secdeye kapanmış ve akabinde Ayasofya'nın camiye çevrilmesini istemiş ve orada korkuyla bekleşen Rum halkın önünde onlara iyi davranılmasını emretmiştir. Ve Fatih ünvanını alan 21 yaşındaki genç sultan, 1 Haziran Cuma günü ilk Cuma namazını kalabalık bir cemaatle Ayasofya'da kılar. Artık Osmanlı Devleti'nin baş şehri olan İstanbul alınmış, ancak fethedilen bu güzel şehrin askeri zaferin yanı sıra her açıdan güzelleştirecek eserlere ihtiyacı gündeme gelmişti. Bu amaçla İstanbul'da medreseler, camiler, imarethaneler, Darüşşifa yani bugünkü adıyla hastaneler inşa edilmeye başlanır. Bunlara en güzel örneklerden birisi de Fatih Üniversitesi ve Fatih Camii'dir. Camisi, medresesi, imarethanesi ve Darüşşifasıyla bir bütün halinde düşünülen bu eserler İstanbul'un güzelliğine anlam katıyor ve fetihten sonra bu parlak eserlerle İstanbul taçlandırılıyordu. Fetihten sonra Sultan Fatih diğer iç ve dış meseleler üzerine eğilmeye başlar. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile ilgili Bizanslılarla anlaştığı, onlardan rüşvet aldığı söylentileri dolaşıyordu.
Ayrıca Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul kuşatması sırasında kuşatmanın kaldırılması ile ilgili teklifleri de olmuştu. O zaman bu olayın üzerinde durmayan Fatih, soruşturmayı derinleştirmeye başlamıştı. Bizans'ın son başkanı Notaras'a niçin bu kadar direndiklerini sorar. O da sizlerden biri tavsiye etti diyerek Çandarlı'nın imparatora gizlice mektuplar göndererek dayanmalarını istediğini söyler. Bu durum üzerine Sultan Fatih, Çandarlı Halil Paşa'yı görevinden alarak tutuklatır. Daha sonra soruşturmanın aleyhine sonuçlanmasından sonra Çandarlı Halil Paşa 10 Temmuz 1453 yılında idam edilir. Sultan Fatih'in tek zaferi İstanbul'un fethi değildir elbet. Ancak en büyüğü ve dönüm noktasıdır. O Osmanlı Devleti'ni bir insana benzetmiş, bunun bir ayağının Anadolu, bir ayağının Rumeli olduğunu, başınınsa İstanbul olduğunu söyleye gelmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Silivri, İmroz, Limni, Enes, Midilli ve Ceneviz'de teslim olmuş, birçok Hristiyan devlette haraca bağlanmıştır. Sırbistan'ı fethetmiş, Mora despotlarını ortadan kaldırmış, Eflak ve Boğdan'ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Bosna Hersek'i almış, Çandaroğulları Beyliğini ortadan kaldırmış ve 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun tarihine son vermiştir. Yine 1473 Otlukbeli ve 1476 Boğdan zaferlerini kazanmıştır. Fatih'in kazandığı bu zaferler tarihte bir devlet başkanını şereflendirecek niteliktedir. Ancak onun yüksek ahlakı, çalışkanlığı ve en önemlisi inancı, İslam'a hizmet anlayışı, onun bu fetihleri ve kazandığı zaferleri neden ve niçin yaptığını açıkça ortaya koymakta. İstanbul'u aldığında bütün Hristiyan dünyası onun insanlara zulmedeceğini düşünüyordu. Bu düşüncenin oluşması da normaldi. Çünkü onlar işgal ettikleri yerlerdeki halka hep zulmetmişlerdi ve akıllarına gelen ilk şey buydu. Oysa Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul'da değil, fethettiği bütün topraklarda yaşayan farklı inançlara sahip insanlara baskı ve zulüm yerine onların rahatça ve istedikleri biçimde yaşamlarını sürdürmelerine çalışmıştır. İstanbul fethedildikten hemen sonra İstanbullu Rum Ortodoksların bir patrik seçmesini istemiş ve seçilen patrik Gnadios'a hediyeler göndermiştir. Diğer yandan Batı Hristiyanlarının baskısı altındaki Doğu Hristiyanlarını himaye etmiştir. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki adalet anlayışını yaşanan bir olay çok çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermekte. Sultan Fatih, mimarlığı İspilanti adındaki Rum'a verilen bir cami yaptırıyordu. İnşaat sırasında Fatih'in istemediği şekilde caminin mermer sütunlarından bazılarını mimar İspilanti Efendi keser. Bunu duyan Sultan Fatih ise çok öfkelenir. Hiç kimseye danışmadan İspilanti Efendi'nin elini kestirir. Bu olay üzerine mimar İspilanti Efendi zamanın İstanbul kadısı Sarı Hızır Çelebi'ye başvurur. Olayı inceleyen Kadı Hızır Çelebi padişahı çağırır. Padişah Fatih Sultan Mehmet çağrı üzerine mahkemeye gelir. Oturmak üzereyken Kadı Hızır Çelebi müdahale ederek "Hasmınla yüzleştirileceksin, ayağa kalk." Padişah ayağa kalkar ve İspilanti Efendi ile yüzleştirilir. İspilanti Efendi şikayetçidir. Padişah da onun elini kestirdiğini kabul etmektedir. Şahitler de dinlendikten sonra Kadı Hızır Çelebi kararı açıklar. Mimarın elini kestirenin eli kesilecektir. Kısasa kısas yapılacaktır. Kararı sessizce dinleyen padişahın yanındaki İspilanti Efendi yere diz çökmüş ağlıyor ve "Davamdan vazgeçtim. Bu adalet karşısında ben de Müslüman oluyorum. Padişahın eli kesilmesin." diyordu. Bunun üzerine karar değiştirilir. Padişah Sultan Mehmet, İspilanti Efendi'ye iyi bir ev verecek, ailesinin geçimini üstlenecek ve masrafları kesesinden ödeyecektir. Dava böylece çözümlenmiş ve mahkeme için gelenler gitmişler, bir tek kadı ve padişah kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Kadı Hızır Çelebi'ye kılıcını göstererek şöyle der: "Eğer benim padişahlığımdan korkup iltimas geçseydin ve haksız bir karar vermiş olsaydın, billahi şu kılıcımla başını uçururdum." Bu sözler üzerine Kadı Hızır Çelebi de oturduğu minderin altından çıkardığı topuzu göstererek "Hünkârım, sen de padişahlığından gururlanıp
şeriat mahkemesine saygısızlık etseydin ve kararı dinlemeseydin, billahi şu topuzla başını ezerdim. İşte Fatih'in adalete olan teslimiyeti ve zamanın hakimlerinin adalete olan bağlılığı, bir cihan Fatih'i ile Rum mimarı ayırt etmiyordu. Adaleti, yüksek ahlakı ve İslam'a bağlılığıyla bir devlet sağlam temellerle büyüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğinde var olan üstün ahlakı konusunda yerli ve yabancı tarihçiler birleşmektedirler. İyi bir tahsil ve terbiye gören Fatih, Yunan, Latin, İtalyan, Fransız, Arap ve Fars dillerini bilirdi. Bilginlere, şair ve sanatkarlara her zaman büyük ehemmiyet ve saygı göstermiştir. Kendisi de şiir yazmış ve şiirlerinde Avni Mahlas ismini kullanmıştır. Ayrıca bilimle de uğraşmış, İstanbul'un fethi sırasında kullanılan tarihteki ilk havan topunu icat etmiş, şahi topların dökülmesini planlamış ve gemileri karadan yürüterek tarihe geçmiştir. Zamanın en değerli bilginlerini İstanbul'a davet edip çalışmalarını desteklemiştir. Ünlü Türk bilgini Ali Kuşçu'yu Azerbaycan'dan İstanbul'a getirtmiş ve araştırmaları için her türlü imkanı sunmuştur. Bu yönleriyle Sultan Fatih sadece kılıcıyla değil, ilim, kültür ve sanat alanlarında sergilediği tavırla da ön plana çıkmış, yüksek ahlakı düstur edinmiş bir padişahtır. Sadece var olan topraklara toprak katıp sınırlarını genişletmek ve bir dünya saltanatı sürmek hevesi değildi Fatih'in amacı. Eğer öyle olsaydı, fethedilen şehir ve ülkelere refah seviyesini yükseltecek projeler, ilim ve sanat alanında eşsiz sayılabilecek eserler, sosyal ve kültürel alanı geliştirecek camiler, medreseler, şifahaneler, çarşılar ve daha pek çok eserin yapılması söz konusu olmazdı. 30 yıllık padişahlığı döneminde küçüklü büyüklü 17 ülke fetheden, oralara İslam'ı ve güzelliği götüren Sultan II. Mehmet, gerçekten de Fatih ünvanını layıkıyla hak eden bir padişahtı. O bir padişah olarak saltanat sürmeyi, dünya zevklerine itibar etmeyi bir kenara bırakmıştı. Hocası Molla Gürani'nin sözleri onun için bu konuda her zaman örnek teşkil etmişti. Dinimiz gösteriş ve israfı men etmiştir. Bütün İslam büyükleri bu emre uymuşlardır. Halife Hazreti Ömer'in en iyi yemeği zeytin ekmekten ibaretti. Çünkü onun halkı da zeytin ekmek yerdi. Bunu unutma ve hayatını halkın hayatına göre düzenle, diyordu. Trabzon Rum İmparatorluğunu fetih için yola çıktığında, Gümüşhane'nin sarp kayalıklarından geçiliyor ve ordu zahmetle ilerleyebiliyordu. Onun bitmek tükenmek bilmeyen azmi zaman zaman atından inip askerin önüne geçerek sarp geçitlerden en önde geçmesine ve askere yol göstermesine kadar varıyordu. Böyle zamanlardan birinde Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun padişahın yanına gelip ona şöyle demişti. Hey oğul, Trabzon dedikleri bunca zahmete değer mi? Fatih'in bu sözlere verdiği cevap, onun imanının ve asıl maksadının bir cevabı olmuştur. Hey ana! Bu zahmet din yolundadır. Bizim elimizde İslam'ın kılıcı vardır. Bu zahmete girmeseydik, bize gazi demek yalan olurdu. Halk da bu cihan Fatih'ine büyük bir saygı ve sevgi besliyor, dualarını eksik etmiyorlardı. Bir gün yine bir Anadolu seferinden dönüşü sırasında Balıkesir önlerinden geçen Fatih ve Osmanlı ordusu sıcağın yüksek seviyede olması nedeniyle duraklamışlardı. O sırada susuzluktan dudakları pul pul olan padişahın yanına ihtiyar bir köylü kadın gelerek ona bir tas ayran ikram eder. Padişah ayranı içmek için aldığında üzerinde saman çöpleri olduğunu görür. Kendisine sunulan ayranı samanlardan dolayı üfleye üfleye içen padişah, ihtiyar kadına dönerek şöyle der. Allah razı olsun ama şu çöpler ayranı bir solukta içmeme engel oldu. Bunun üzerine yaşlı kadının şu güzel cümleleriyle karşılaşır. Oğul, onları bilerek ayranın üzerine ben koydum. Uzun yoldan geliyorsun, terlisin. Soğuk ayranı bir yudumda içip hasta olmayasın istedim. 1481 yılı baharına gelindiğinde yeni bir sefer için hazırlıklar başlatılmıştı. Bu seferin nereye yapılacağına dair kimsenin bir bilgisi yoktu. Sultan Fatih bu seferi oldukça gizli tutuyor ve son ana kadar açıklamaktan kaçınıyordu.
nereye sefer yapılacağını, sakalımın bir teli bilse onu keser atarım diyordu. 300 bin kişilik muazzam Osmanlı ordusuyla 27 Nisan günü harekete geçen Fatih, Topkapı Sarayı'ndan Üsküdar tarafına geçer ve Otağı Hümayun'una yerleşir. Ancak o sırada hastalığı da şiddetlenmiştir. Hastalığı atalarında da görülen, damla adı verilen bir hastalıktır. Ağrılarının şiddetlenmesine karşın o dayanmaya çalışıyor ve çıktığı bu seferi de tamamlamak istiyordu. Bu kez fethin yönü Mısır'dı. Bu sefer de zaferle biterse gözüm arkada ölmem diye düşünüyor, ancak artan hastalığı onu gitgide güçsüzleştiriyordu. Tedavi için hekim başı çağrılmış, fakat hastalığın tedavisi mümkün olmuyordu. Bütün vücuduna hızla yayılan ve eklemlerinde dayanılmaz acılara sebep olan hastalığına rağmen seferden vazgeçmeyen Sultan Fatih hareket emrini verir. Sadrazam Karamani Mehmet Paşa biraz daha dinlenmesini tavsiye etmişse de bunu dinlememişti. Ağrılarından dolayı bir araba hazırlanıp yolculuğu öngörülmüş, bu fikre de karşı çıkarak at sırtında olmayı tercih etmişti. Asker bizi at sırtında görmeye alışmıştır. Arabada görürse dedikodu çıkar, sefer isteği gevşer diyordu. Ancak yolun yarısı aşılmışken ağrıları artık dayanılmaz bir vaziyet almış, at sırtında olmak onu daha da perişan etmişti. Hem ağrılarına hem de ısrarlara dayanamayan padişah hazırlanan arabaya binmek zorunda kalır. Bu hal Sultan Fatih'i derinden etkiliyor ve koca Fatih'in gözleri yaşla doluyordu. O günün akşamı Gebze civarına gelinmiş ve ordugah burada kurulmuştu. Padişah fenalaşmış, acıları onu kıvrandıracak dereceye varmıştı. Hekimler acılarını dindirmek için padişaha şarabı fari adı verilen ilaçtan içirirler. İlacı güçlükle içen Sultan Fatih'in bir müddet sonra nefesi de daralmaya başlar. Bu ilaç ciğerlerimizi parçaladı der. Bir müddet sonra kelime-i şehadet getiren Fatih Sultan Mehmet son nefesini vererek ruhunu teslim eder. Cihan padişahı, Fatihler Fatihi 3 Mayıs 1481 yılında gözlerini hayata yummuş ve ebedi bir hayata doğru ilk adımını atmıştır. Arkasında bıraktığı değerler onun her zaman rahmet ve saygıyla anılmasını sağlayacak niteliktedir. Sultan Fatih, Avrupa'nın dediği gibi kan dökücü ve zulmedici biri olsaydı, karanlığın içinde kokuşmuş Orta Çağ garbının Müslümanlara yaptıkları akıl almaz işkenceleri göz önünde tutarak intikamcı bir yaklaşımla ilk iş olarak Bizans halkına zulmederdi. Oysa Fatih hiçbir zaman böyle davranmadı. O, fethettiği ülkelerin hükümdarlarını ve de halkını kılıçtan geçirmek suretiyle bir katliam yolunu hiçbir zaman seçmemiştir. Tarihi gerçekler ona ve Osmanlı'ya akıl almaz çirkin isnatlarda bulunanlara bile onun Bizans'a girdiğinde korku içindeki halka merhametle yaklaştığı gerçeğini söyletmek zorunda bırakmıştır. Batı dünyasının bir ön kalesi olan İstanbul fethedildiğinde bir yönüyle Batı medeniyetiyle İslam medeniyetinin karşılaşmasında Batı medeniyeti kaybetmiştir. İstanbul, yüzyıllarca İslam medeniyetinin merkezi durumunda olmuş ve Fatih'le yeniden inşa olan İstanbul, medeniyetin beşiği halini almıştır. Fatih Sultan Mehmet'in başarıları, zaferleri, dünyanın gidişatını etkileyen fethi elbette tek bir fert olarak sadece ona mal edilemez. Ancak Fatih'in inancı, azmi, halkına ve askerlerine karşı idaresi, ilim adamlarına ve hocalarına karşı saygılı davranışı, kısaca onun kişiliğindeki var olan değerleri, onu bu derece önemli ve tarihteki dönüm noktasının adamı kılmakta. Bir kez daha onu hatırlarken, onun büyük fethini, askeri dehasını hatırlamanın yanı sıra, onu bu derece önemli kılan, kişiliğindeki Fatih'i Fatih yapan değerleri de görebilmemiz ve asıl olan dersleri çıkarabilmemiz gerekliliğini vurgulayarak rahmet ve saygıyla anıyoruz.